Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere sizi yormayacak, sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz şerbeti kaynatılmayan çok pratik ve lezzetli bir tatlı tarifim olacak. Tatlımızın öncelikle şerbetini hazırlayacağız. 200 ml'lik su bardağıyla 2,5 su bardağı şekeri geniş bir kabın içerisine alıyorum. 1 bardakla 3 su bardağı kaynar su ekliyorum. ...8-10 damla limon suyu ekliyorum. İsterseniz soğuk suyla da hazırlayabilirsiniz. Ancak soğuk suyla şekeri iyice eritinceye kadar çok fazla karıştırmanız gerekiyor. O nedenle ben sıcak suyla hazırlıyorum. Zaten tatlının hamurunu yapıp pişirinceye kadar şerbetiniz iyice soğumuş olacak. Tatlımızın şerbeti hazır. Kenara alıyorum. Tatlımızın hamuru için geniş bir karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurta. Evet, kabuklarıyla birlikte kırdım. Bazen böyle aksilikler olabiliyor maalesef. Hemen alıyorum. 200 ml'lik su bardağıyla 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Malzemeleri birbirine karışıncaya kadar iyice çırpıyorum. Şimdi yavaş yavaş kontrollü bir biçimde ununu ekliyorum. Öncelikle 1 su bardağı ekliyorum. Karıştıracağım. Daha sonra eklemeye devam edeceğim. Üçüncü bardağı yavaş yavaş ekliyorum. Artık karışmayacak kıvama geldi. Elimle devam ediyorum. Hamurum toplandı. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandı. Un miktarı unun kalitesine, markasına, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Şöyle bakın, kolayca yuvarlanabilen, toparlanabilen bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışmayan bir hamur. Şimdi tatlımıza şeklini verelim. Öncelikle yuvarlayacağım. Daha sonra irmiğe bulayarak şeklini vereceğim. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avucumda iyice yuvarlıyorum. Şimdi hazırladığım yuvarlakları irmiğe buluyorum. İsterseniz bir taraftan yuvarlayıp bir taraftan irmiğe bulayabilirsiniz. Ben hepsinin eşit şekilde olması için öncelikle yuvarladım. Daha sonra da irmiğe buluyorum. İrmiğe buladıktan sonra üzerine şöyle bıçakla çizikler atarak şekil veriyorum. İsterseniz şekil vermeden, yani çizik atmadan da sadece yuvarlak hazırlayabilirsiniz. Tamamını şekillendirdim. Toplamda 24 adet tatlı çıkıyor. Dışına bulamak için de 1 çay bardağı irmik kullandım. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Isındı. Şimdi tepsiyi fırına gönderiyorum. Borcamın tabanı kalın olduğu için ortanın bir alt gözüne yerleştirdim. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar kontrollü bir biçimde pişirelim. Tatlımız pişti. Pişmesi için 30 dakika yeterli geldi. 1-2 dakika kadar bekleteceğim. Hemen şerbetiyle buluşturacağım.
tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şimdi hazırlamış olduğum şerbeti sıcak tatlının üzerine döküyorum. Şerbetini çekmesi için 1-2 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Vaktiniz varsa mutlaka 2 saat kadar bekletmenizi tavsiye ederim. Ama vaktiniz yoksa eğer 1 saat sonra da hazır hale gelecektir. Tatlıların üst tarafının da şekeri çekmesi için ters çevirmiştim. 5 dakika kadar da bu şekilde beklettim. Neredeyse 6-7 dakika içerisinde bakın şerbetin yarısını çekti. Evet, tatlımızın 1,5 saat sonraki hali şerbetin tamamını çekti. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma bir kalp, herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Şöyle üzerlerini biraz Antep fıstığı tozu ve Hindistan cevizi tozuyla süsleyeceğim. Sizler de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz veya sade olarak da ikram edebilirsiniz. Şimdi birlikte tatlımızın kıvamına da bakalım. Şöyle bakın arkadaşlar, lokum gibi muhteşem bir tatlı oluyor. Üstelik çok fazla zamanınızı almadan şipşak hazır. Bakın şerbetini de içine çok güzel bir biçimde çekti. Her şeyiyle muhteşem. Her evde bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.